Herkese iyi günler diliyorum. Zeliha Saraç ben. 20 Temmuz günlerden çarşamba, hafta ortasını yaptık. Hemen rakamlara bakalım. Saat 11.59-12 itibariyle Borsa İstanbul 2510 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. %0.32'lik bir prime sahip. Dolar TL tarafı 17.59'da. Orada hala TL'nin değer kaybettiğini görüyoruz. %0.18. Euro tarafı 18'in üzerinde. Bu arada Euro dolar paritesinde hareketlenme başladı. 1.0230 seviyelerinden işlemlere devam ediyor. Peki Türkiye'deki tahvillere bakalım. Arkasından da zaten Avrupa piyasalarından sonra da tahvillere bakalım. Londra'da artı, Paris ve Frankfurt borsaları da artı, da sadece İtalya borsasında %0.13'lük bir kayıp var. Devam edelim rakam detaylarını vermeye. Türkiye'de tahvillerde 10 yıllıklar %16.8, 2 yıllıklar %23.33 seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bakalım bu noktada rakamlarına saat 12 itibariyle, ki vadeli tarafa da bakacağız. Bilindiği üzere dün yeşiller hakimdi, kapanışını da Nasdaq önderliğinde pozitif yaptı. Bugün vadeli tarafa baktığımızda Nasdaq'ta %0.23'lük bir prim var, 12.303 seviyesinde olduğunu ifade edelim. S&P ve Dow Jones'a da durum farklı değil. Tahvil tarafında Amerika 10 yıllıklar %2,98 seviyesinden işlem görüyor. 2 yıllık tahvillerde %3,18 seviyesinde. Biraz aşağıda tabii kapanışlar vardı. Emtia tarafında özellikle bu hafta NYMEX ve Brent Petrol kanadında günlük %5'lik yükselişler görmüştük. Yine 100 doların üzerinde. 105'lerin üstüne çıkacak. Bakacağız NYMEX için. 103.4 seviyesinde kayıp var. %0.79. Gümüş tarafı artıda, ancak altının, spot piyasada altının fiyatı 1708 ons dolarda. Hemen Paribu'ya dönelim. Semih Sercan Erkul karşımda. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi Rusya'da kripto ödemeleri yasaklayan bir yasa. Nedir bu yasa? Onunla başlayalım. Buyurun. Evet evet, bu birkaç gündür gündemde önemli yer edinen bir haber. Ben de o yüzden aslında bunu açılışı yapmaktan memnuniyet duyarım. Şimdi Ukrayna ile Rusya savaşıyla kripto paraların yaptırımlara karşı tehdit olup olmayacağı konuşulan konulardan biriydi. Amerika tarafında Hazine Bakanı Yellen'in açıklamaları böyle bir durumun olmadığını vurgulamıştı. Rusya tarafında kripto ekosistemine bakış biraz daha farklı. Şimdi Rusya Merkez Bankası kriptoyu tamamen yasaklamak isterken Finans Bakanlığı regüle etmek konusunda ısrarcı olmuştu. Gelen son haberle de Putin Rusya'da kripto para ödemelerini yasaklayan bir yasa imzaladı. Şimdi bu yasaya göre kripto para alım satımı değil, kripto parayla ürün veya hizmet alımı yasaklanıyor. Şimdi bu kararla da Merkez Bankası, Putin ve Finans Bakanlığı üçgenine bakarsak Rusya'daki kripto ekosistemine hangi yöne evrileceğinin netleşmediğini söylemek mümkün. Genelde yasaklama olmayacağı yönündeki haberleri daha çok alıyoruz. Bu sebeple sıkı regülasyonların gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer haber ise Dubai'nin yeni Metaverse stratejisiyle ilgili. Burada parantez açalım. Vergilendirmenin kripto ekosistemini önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Muafiyet gibi durumların olduğu yerlerde de tam olarak bu sebepten hızlı bir büyüme mevcut. Bu yüzden Avrupa'daki önemli hub'lardan birisi Portekiz. Vergi muafiyeti gündeme gelince tabii Dubai akıllara gelen önemli bir yer. Şimdi görüyoruz ki onlar da bir kripto hub'ı kurmak istiyorlar. Üstelik Portekiz örneğini baz alacak ilerleme şansları da mevcut. Son yapılan açıklamada Veliaht Prens, Metaverse alanında atacakları adımların 40 bin sanal iş yaratacağını ve ekonomiye önümüzdeki 5 yılda 4 milyar dolar üzerinde ek kaynak sağlayacağını söyledi. Sektörün mevcut durumda bile ülke yaklaşık 500 milyon dolarlık kaynak sağladığı da açıklamalar arasında aslında. Böylece Dubai'nin kripto ekosistemi önemli bir yer edinmeye çalıştığının sinyallerini de net bir şekilde alıyoruz. Bir haber daha var, o da NFT ile Web3 tarafında. 76'da kurulmuş bir müzayede evi var Christie's adında. Günümüze kadar pek çok yeniliği ayak uydurarak gelmiş bir kurum kendileri. Hatta rakibi var, Sotheby's. Geçtiğimiz aylarda NFT koleksiyonları satışı ve Web3 alanındaki haberlerini de görmüştük. Eski ile yeniyi bağdaştıran köklü kuruluşların önemini aslında o dönemde de vurgulamıştık. Şimdi ise Christie's'in girişim fonu kurduğunu görüyoruz. Bu fonun kuruluş amacında ise 3 ana yatırım hedefi var. Bunlardan ilki Web3 alanındaki gelişmeleri,
İkincisi sanatla ilgili finansal teknolojileri. Üçüncüsü ise sanatın sorunsuz şekilde tüketimi diye adlandırdıkları bir proje alanında gerçekleşecek. Bu hedeflere yönelik ilk yatırımlarını da blok zincirler arası geçişi sağlayan Layer Zero Labs diye bir firma var. Onlara yaptıklarını gördük. Köklü bir kurumun aslında değişime ayak uydurmakla kalmayıp altyapıyı destekleyecek yatırımlar yaptığını görmek sektörün olumlu haberlerinden deyip sözü size bırakayım ben. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için Semih Sercan Erkul. Bu arada tüketici güven endeksini de aldık bugün. Temmuz ayında aylık bazda %7,4'lük bir artış var. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Temmuz'da geçen aya göre %7,4 arttı. Haziran'da 63,4 olan endeks Temmuz'da 68 olarak kayıtlara geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran'da 44,5 iken Temmuz'da %4,2 artışla 46,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Haziran'da 59,9 iken Temmuz'da 67,2'ye çıktı. Haziran'da 61,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi %15,2 yükselişte bu ay 70,9 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Haziran'da 87,5 iken Temmuz'da %0,2 artışla 87,7'ye çıktı. Bilindiği gibi Çin'de gayrimenkul konusunda sıkıntılar yaşanıyor bir süredir. Borç boykotu vardı, şimdi de tedarikçilere sıçradı bu durum. Bu haberle bitirelim. Saat 13'te karşınızdayım. Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç boykotu tedarikçilere sıçradı. Ülke, geciken projelerde mortgage'le konut satın alan bireylerin borçlarını ödemeyi reddetmesinin ardından şimdi de sektöre tedarikte bulunan şirketler de ödemelerini durdurma kararı aldı. Yüzlerce tedarikçi şirket, aralarında Evergrande'nin olduğu şirketlerin ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle kendi ödemelerini yapamamaktan şikayetçi. Tedarikçi şirketlerin temsilci örgütü bu konuda yaptıkları açıklamada, Evergrande'nin borç krizinin kendilerini güç duruma düşürmesinin ardından ödemeleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Çin'de toplumsal tepkiye de dönüşen konut kredisi ödemeleri için Pekin yönetimi yeni bir hamleye hazırlanıyordu. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Çin, ertelenen konut projelerinde mortgage ödemelerine cezasız ötelemeyi planlıyor. Henüz kesinlik kazanmamış plana göre ertelenmiş konut projelerine yatırım yapan yüz binlerce konut yatırımcısının mortgage ödemeleri kredi skorlarına zarar gelmeden ertelenecek. Plan, Çin'in sarsıntıdaki konut piyasasına istikrar getirmek için yerel yönetimler ve bankaların da dahil olduğu geniş bir planın parçası olarak görülüyor.